yaklaşık iki meclis öncesinde gündeme getirdiğiniz bir Ellez mevzusu vardı. Geçen mecliste de konuşuldu. O bölgenin insanı merak ediyor. Hidrellez yolu ne oldu? Erkilet bölgesi Ellez yolundaki heyelan sebebiyle kapanmayı biz iki meclis öncesi bütün detaylarıyla izah ettik. Ee, o mecliste verilen bir söz vardı, belediye bürokratlarının ifadesi ve akabinde başkan vekilinin e, ifadesi şu şekildeydi: 15 gün içerisinde, en geç 15 gün içerisinde açılacağı yönündeydi. Sonraki e, meclisimiz tam da 15 gün sonrasına denk geldi açıkçası. E, biz açılma olmadığını gördüğümüz için tekrar sorumuzu yönelttik bu defa Memduh Bey'e. E, kendisi oradaki e, açılmanın e, yani tahmin edildiği gibi gitmediğini ifade etti ve e, yeni bir tarih attı. Bu tarihte en erken Kurban Bayramı öncesi şeklindeydi. Biz e, belediye bürokratlarından aldığımız e, bilgiyi bölge halkıyla paylaşalım. E, bürokratlar e, açılma işlemini gören e, müteahhitin e, çekilmesi, ikinci bir heyelanın gerçekleşmesi e, gibi e, sebepleri ortaya koyarak, ee, yeni açılma tarihi olarak yine Memduh Bey'in ifade ettiği Kurban Bayramı öncesini işaret ediyorlar. Fakat ben e, haller en erken mi? en erken e, ben e, hal tavır ve üsluplarından aldığım izlerimi e, bölge halkıyla paylaşmak isterim. E, Kurban Bayramını bile ben e, zor görüyorum açıkçası. E, bu noktada aslında belediye e, ve kamu kurumları, ilgili kamu kurumları kendisine bir özeleştiri yönetmeli Acaba e, oraya yeni yapılan yolun açılış şeklinde mi bir teknik hata vardı? Heyelan sebeb sebebiyet verme noktasında. Acaba Heyelan bölgesinde e, çalışmalarını yürüten e, firmanın e, çalışma alanlarını aşma? Problemli yerlerde faaliyet gösterme, heyelana sebebiyet verecek işlere kalkışma noktasında bir hatası mı söz konusuydu? Bu hatalar neden önceden hesaplanmadı? Neden hataya sebebiyet verecek işlemler öncesinden engellenmedi? Bu soruların cevabı hızla verilmeli ve aslında kamuoyu bu noktada bütün detaylarıyla gerekirse bir basın toplantısıyla aydınlatılmalı kanaatindeyim. Bu belediye meclis üyesinin burada soracağı bir soru veya akabinde atılan bir tarihle değil kamuoyunu bütün teknik detaylarıyla aydınlatıcı şekilde ifade edilmeli. Yaz dönemindeyiz, iş dönemindeyiz, bağ bahçe dönemindeyiz, kurban dönemindeyiz. İnsanlar tali yolları kullanarak ciddi anlamda maddi külfete uğramakta, araçları zarar görmekte, inanın Uzayan yol mesafesi 60 kilometreyi bulmakta. Bu konunun acilen çözülmesi, muhtarların detaylı şekilde bölgede geniş çaplı toplantılar yapılmak suretiyle gerekirse bilgilendirilmesi ve bölge halkının da önünü daha rahat görebilmesi gerekiyor. Burada bir kamu zararından söz etmek mümkün mü? Yapılan bir yol yeniden yapılacak yani müteahhitin gitme durumu falan bir kamu zararı söz konusu Ciddi mu? anlamda kamu zararı söz konusu bu hepimizin cebinden gidecek. Aslında bu sadece Erkileti ve Hıdrellez bölgesinde yaşayanlara değil bütün Kayseri halkını e, ilgilendiren bir mevzu. Kayseri Büyükşehir'in bütçesinden giden bir harcama söz konusu. E, biz orada sadece e, orada... Yol rahatlığını veya refahını kaybetmiyoruz. Cebimizden giden vergilerin bir daha bir daha aynı işlem için harcanmasını bahsediyoruz. Ben bundan sonraki açılmanın da insan sağlığı ve can güvenliği de göz önünde bulundurularak, coğrafi şartlar bütün yönleriyle değerlendirilerek en sağlıklı şekilde yapılması kanaatindeyim. Daha büyük felaketlere sebebiyet verilmemesi gerekiyor. E